Bu videoda pimpon topu simülatörüne yeniden bakacağız. Ama bu sefer matematiksel ya da sayısal bir bakış açısıyla. Bu bölümün sonunda kendi pimpon topu simülatörünüzü yapmak ya da daha fazlası için gereken her şeyi öğrenmiş olacaksınız. Özel olarak belirtmek gerekirse, üç şeyi gerçekleştirmek için matematik formüllerini kullanacağız. 1. Fizik yasalarına dayanarak parçacıkların nasıl hareket ettiğini açıklamak. 2. Parçacıkların kabın kenarlarına ve birbirlerine nasıl çarptıklarını açıklamak. 3. Parçacıkların gelecekteki hareketini izlemek için bir yöntem bulmak. Parçacıkların nasıl hareket ettiğini anlamak için değişik hareketler çizelim. Hareket derken parçacıkların zaman içindeki yer değiştirmesinden bahsediyoruz. Animasyon bölümümüzde nesnelerin hareketi hakkında fikir sahibi olmuştuk. O derste bir topun zaman içerisinde değişen yerini canlandırmıştık. Bunu yaparken ekranın altında yer alan kareleri kullandık. Eğer her kare arasında eşit uzaklık alarak hareket eden bir top çizersek top sürtünmesiz bir yüzeyde gidiyor gibi görünür. Hız değişmez, sabittir. Topun zaman içindeki yer değiştirmesinin grafiğini çıkarırsak düz bir çizgi elde ederiz. Burada zaman yatay eksende ifade edilir. Topun kat ettiği mesafe ise dikey eksendedir. Çizginin eğimi topun ne kadar hızlı gittiğini gösterir. Daha dik bir eğim daha yüksek bir hız demektir. Eğim yer değişikliğinin zaman farkına bölünmesiyle elde edilir. Peki topun zaman içindeki hız değişiminin grafiğini çizmek istiyorsak ne olur? Eğer topun hızı zaman içinde değişmiyorsa böyle bir grafik görürüz. Yani tamamen düz bir çizgi. Daha zor olansa topun yer çekimi etkisi altındaki hareketini göstermektir. Bunu yapmak için topun her kare arasında aldığı uzaklığı arttırırız. Çünkü top düşerken hız kazanır. Topun zaman içindeki yer değiştirmesinin grafiğini çıkardığımızda bir eğri elde ederiz. Bunun nedeni her karede eğimin değişmesidir. Bu seferki hız grafiğini çıkarırsak yatay olmayan bir çizgi elde ederiz. Bu da bize hızın artık sabit olmadığını söyler. Çizginin eğimi bize topun hızının ne kadar değiştiğini verir. Topun hızını hesaplamak için yer değiştirmeyi bulduğumuz gibi topun ivmesini bulmak için de hızdaki değişime bakarız. Bu da topun zaman ve ivme grafiği. Düz bir çizgi olduğunu fark etmişsinizdir. Yani ivme değişmiyor. Çünkü yer çekimi nedeniyle ivme sabit. Özetlersek yer ve zaman grafiğinin eğimi hızı, hız ve zaman grafiğinin eğimi de ivmeyi verir. Bu denklemlerde gördüğümüz üzere hız yer değiştirmenin zaman farkına bölünmesidir. İvme de hızdaki değişimin zaman farkına bölünmesidir. Şimdilik burada duralım. Sıradaki alıştırmada nesnelerin hareketinin konum, hız ve ivmeye göre zamanla nasıl değiştiğine bakacağız.